Gençler hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme notları videosuyla karşınızdayım. Yine Dead by Daylight yönetimi radikal kararlar almış. Bize de bunları anlatmak düşüyor. Ve gençler en önemli güncellemede oyuna Survivor olarak Alan Wake eklendi. Yakın dönemde ikinci oyunu çıktı biliyorsunuz ki Alan Wake'in de. Sevilen bir seri. Herhangi bir katil ya da harita eklenmedi yeni olarak. Sadece yeni Survivor geldi. Şimdi hızlı bir şekilde yeni gelen şeyleri anlatmaya başlayalım. İlk olarak F.O.V. değişikliklerinden başlıyoruz. F.O.V. yani görüş açınız artık perklere bağlı olmayacak arkadaşlar. Eskiden Kedi Göz perkünü falan takarak görüş açımızı biraz daha genişletebiliyorduk. Bunu perklerle sağlıyorduk yani. Artık bu ayarı menüden yapabileceksiniz. Minimum 87, maksimum ise 103 olarak FOV ayarınızı ayarlayabileceksiniz. Gençler bu FOV ayarı sadece katil için geçerli bu arada, haberiniz olsun. Sıradaki yeniliğimiz jeneratörlerle ilgili. Gençler haritada toplamda 7 jeneratör var. Ve 4 tane jeneratörü bitirdiğiniz zaman geriye 3 tane jeneratör kalıyor. Bu 3 jeneratörden herhangi birisini yaptığınız zaman da kapılara elektrik vermiş oluyorsunuz. Temel mantığımız bu. Fakat bu sona kalan 3 jeneratör birbirine çok yakın olduğu zaman katil sürekli bu 3 jeneratör arasında devreye atıyor ve sizin bu jenleri bitirmenizi engelliyor. Bir nevi oyun kilitleniyor. Zaten oyunda da 3 jene kaldık gibisinden bir meme var biliyorsunuz ki. Bunu önlemek için şöyle bir şey yapmışlar. Kurbanlar 4 tane jeneratörü tamamlayıp son jeneratöre kaldıkları zaman belli bir süre içerisinde son jeneratörde bitmezse bir olay devreye giriyor. Bu olay şu: katiller her bir jeneratör için maksimum 8 gerileme uygulayabiliyor. Yani tekme atarak ya da herhangi bir perk kullanarak jeneratörü geriletebiliyor ya katiller. Bunu her bir jeneratör için sadece 8 kere yapabiliyorlar. Tabii bu dediğim olaylar geçerli olduğu zaman. Tüm maç boyunca geçerli değil. Eğer bir jeneratör için bu 8 gerilemelik hakkını kullandıysa katil, bir daha bu jeneratörü geriletemiyor. Dolayısıyla maçta sıkışıp kalmamış oluyor. Jeneratörlerle ilgili bir diğer yeniliğimiz, katiller jeneratöre tekme attığı zaman jeneratör %2,5 geriliyordu. Bunu %5'e çıkartmışlar. Ve son olarak kurbanlar gerileyen bir jeneratöre dokundukları zaman direkt olarak jeneratörün gerilemesini durdurabiliyorlardı. Bu mantığı da değiştirmişler. Artık gerileyen bir jeneratörü durdurmak için o jeneratöre oturup en az %5 ilerletmeniz gerekiyor. Eğer gerileyen bir jeneratöre oturup o jeneratörü %5 ilerletmeden jeneratörden kalkarsanız jeneratör gerilemeye devam ediyor. Gençler bu anlattığım olay da sadece 3 jene kaldıktan sonra geçerli. Normal maç içerisinde yine tek dokunuşta jeneratörleri durdurabileceksiniz. Gençler şimdi geldik killer değişikliklerine. İlk olarak Sadako'dayız. Sadako bir televizyona ışınlandığı zaman haritadaki bütün kurbanların lanet barı ilerlemiş oluyordu. Bunu kaldırmışlar. Artık Sadako bir televizyona ışınlandığı zaman bu televizyon 16 metre yakınındaki kurbanların barı ilerleyecek sadece. Bir diğer maddemiz, televizyonlar arası ışınlanmak için 15 saniye beklememiz gerekiyordu. Bunu da kaldırdılar. Artık herhangi bir süre beklemeden arka arkaya istediğiniz kadar televizyonlara ışınlanabileceksiniz. Bir diğer yeniliğimiz, Sadako'ya ilk defa gelen bir şey. Bir kurbanı astığınız zaman o kurbanın lanet ilerlemesi ne kadarsa oraya sabitlemiş olacaksınız. Yani şöyle örnek vereyim. Bir kurbanın barı 7'de 3 ilerledi diyelim. Yani 3 barı doldu. Siz o kurbanı kancaya astıktan sonra o kurbanın laneti 3'e sabitlenmiş oluyor. Yani o kurban ne kadar kaset takarsa taksın barını asla sıfırlayamıyor. Minimum 3'e kadar düşürebiliyor. Gelelim Sadako'nun kaset değişikliklerine. Eskiden elinizde kaset varken Sadako herhangi bir televizyondan çıkarsa lanet kazanmıyordunuz. Lanet barınız dolmuyordu. Artık elinizde kaset varken Sadako sizin 16 metre yakınınızdaki bir televizyondan çıkarsa lanetiniz doluyor. Bir diğer maddemiz, elinizde kaset varken hasar yediğiniz zaman kaset yok oluyordu ve lanet barınız 2 tık ilerliyordu. Artık elinizde kaset varken hasar yediğiniz zaman hem kaset yok olmayacak, elinizde kalmaya devam edecek, hem de lanet barınız herhangi bir şekilde dolmayacak. Bir diğer maddemiz, artık kaset aldığımız zaman o kaseti haritadaki en uzak jeneratöre takmamız gerekecek. Bu eskiden bir eklentiydi. Bunu standart bir özellik haline getirmişler. Sadako'nun görünmezliği ile ilgili birkaç değişiklik var. Artık görünmezken de Survivor'lar ile kovalamaca başlatabileceksiniz. Yani görünmezken Bloodlust kazanabileceksiniz. Ve Sadako ile ilgili son değişikliğimiz, gizlilik efektinden çıktıktan sonra 1 saniye boyunca glitchlenme efektinde devam ediyordunuz. Yani hala görünmez bir şekilde ilerliyordunuz. Bunu 1,2 saniyeye çıkarmışlar. Şimdi gelelim Hillbilly değişikliklerine. Hillbilly'nin testeresinin ısınma olayı kalktı arkadaşlar. Bunun yerine şöyle bir şey geldi. Soldaki barı tamamen doldurduktan sonra 20 saniye boyunca şu avantajları elde edeceksiniz. Testereyi başlatma hızınız %5 artacak. Testere ile koşu hızınız 13 metre bölü saniyeye çıkacak ve son olarak testereyi bıraktıktan sonraki bekleme süreniz %10 azalacak. Soldaki barı doldurduktan sonra 20 saniye boyunca bu saydığım efektleri kazanacaksınız. Onun harici Hillbilly'nin normal testere koşu hızı %10 arttırıldı ve Hillbilly'nin etraftaki nesnelere çarpma olayı azaltıldı. Yani testerenin nesnelere çarpma hitbox'ını biraz düşürdüler. Hillbilly için iyi bir haber. Etraftaki nesnelere daha az çarpacaksınız artık. Böyle saçma sapan yapraklara falan çarpıyordu. Onu kaldırdıklarını söylüyorlar. Şimdi gelelim Blight'ın eklenti değişikliklerine. Bu iki eklentimiz aynı efekti veriyordu. Atılma hızımızı arttırmaya yarıyordu. Bunları nerflemişler. Birisini %4'ten %2'ye, diğerini de %6'dan %3'e düşürmüşler. Bir diğer eklentimiz, her bir yük için gereken tekrar dolum süresini 1 saniye azaltıyordu bu eklenti. Bu etkiyi kaldırdılar. Aynı zamanda bu eklenti atılma hızınızı %10 arttırıyordu. Bunu da kaldırmışlar. Geriye kalan efektleri ise aynı şekilde devam ediyor. Sıradaki eklentimiz şu işe yarıyordu. Özelliğinizle her hasar verdiğinizde yükleriniz anında tekrar doluyordu. Böylece tekrar özelliğinizi kullanabiliyordunuz. Şu hale getirmişler. Bu eklenti her bir yük için atılma sürenizi %20 arttırıyor. Yani özelliğinizle daha uzak yerlere gidebiliyorsunuz. Daha uzun kullanabiliyorsunuz özelliğinizi. Bir diğer eklentimiz, eğer her bir koşuda gittiğiniz mesafe 4 metreden fazlaysa dönebilme oranınızı %33 arttırıyor. Daha kolay dönebiliyorsunuz yani. Ve Maraz'ın son eklentisi, artık yük kullanmadan atılma yapabileceksiniz. Bu bonus atılmayı 3 kere yaptıktan sonra sona eriyor bu atılmalar ve birine vurduktan sonra 20 saniyeliğine özelliğiniz devre dışı kalıyor. Gençler, şimdi gelelim perk değişikliklerine. İlk perkümüz en güzeli en sona. Hasar verdikten sonraki bekleme süresi her bir nişan için %4 azalacak. Eskiden %5'ti bu. Aynı zamanda eskiden takıntılı olan kurbana özel saldırınızla hasar verdiğiniz zaman nişan kaybetmiyordunuz. Artık takıntılı olan kurbana özel saldırıyla vursanız bile nişan kaybediyorsunuz. Diğer perkümüz Zalim Kucaklama. Bu perk eskiden her bir kurbanı ilk kancaya asışınızda 1 nişan veriyordu size ve toplamda 4 nişana ulaştığınız zaman haritadaki tüm jeneratörler 40 saniye boyunca kapanıyordu ve saplantı olan kişinin haresini 6 saniye boyunca görüyordunuz. Yeni halinde ise şöyle, artık bir kurbanı ilk kancaya asışınızdan sonra direkt olarak çalışacak perk ve kancıdan 16 metre uzaklaştığınız zaman bütün jenler perkünüzün seviyesine göre 8, 10 ya da 12 saniye boyunca kapanacak. Her kurbanı ilk kancaya asışınızda bu perk'ü çalıştırabileceksiniz. Bir diğer perk'ümüz Evsun Yıkım perk'ü. Bir kurban öldükten sonra bu perk tamamen devre dışı kalıyordu. Artık bu etkiyi kaldırdılar. Bir kurban ölse bile perk'ünüz çalışmaya devam edecek. Toteminiz kırılana kadar da perk'ünüz aktif kalmış olacak. Sıradaki perk'ümüz Kedi Göz. Kör olduğunuz zaman 10 saniyeliğine perk'ünüzün seviyesine göre %6, %8 ya da %10 hız bonusu kazanıyorsunuz ve her kör olduğunuzda bu perk aktifleşiyor. Ve son perkümüz Seri Hamle. Herhangi bir jeneratörün 24 metre yakınındayken o jeni yapan kurbanlar %8 hız bonusu kazanıyordu. Bu 24 metrelik mesafeyi 36 metreye çıkarmışlar. Fakat %8'lik jen yapma hız bonusunu %5'e düşürmüşler. Gençler, şimdi Ormond değişikliklerindeyiz. Ormond'daki orta binanın yanında uzun büyük bir kaya vardı. Bu kayayı değiştirmişler ve kayanın olduğu yere birkaç spot eklemişler. Aynı zamanda haritanın bir diğer tarafında da böyle piknik alanı gibi bir alan vardı masaların bulunduğu. Burayı da çok dead zone olarak görüyorlarmış. Bu yüzden bu kısma da birkaç tane yeni loop alanı eklemişler. Ve evet gençler, karşınızda yeni Survivor'ımız Alan Wake. Şu şekil. Sağdan soldan karakterimizi inceleyelim. Açıkçası ben çok fazla beğenmedim tipini. Sanki daha iyi yapabilirlerdi, bilmiyorum. Aynı zamanda karakterin hikayesini okumak isterseniz hızlı bir şekilde buradan okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim Alan Wake'in perklerine. İlk perkümüz Işık Şampiyonu. Fener tutarken %50 sürat kazanıyoruz. %50 daha hızlı oluyoruz yani. Ve fener ile bir katili kör edersek katil 6 saniyeliğine %20'lik topal efektine maruz kalıyor. Yani katilin hızı yavaşlıyor. Sonrasında bu avantaj için 60 saniyelik bir bekleme süresi giriyor. İkinci perkümüz Lütuf, Aydınlık. Yani bu bir boon totemi. Herhangi bir totemin yanındayken yetenek butonuna basılı tutarak o totemi lütuf totemine çevirmiş oluyoruz. Ve bu totemin 24 metre alanındayken Bu perk'ün avantajlarından faydalanabiliyoruz. Perk şu işe yarıyor. Lütuf totemi menzilinin içindeki kurbanlar bütün sandıkların ve jeneratörlerin haresini mavi olarak görüyor. Aynı zamanda bir lütuf totemi yakarak diğer totemleri %10 daha hızlı kırabiliyorsunuz ya da kutsayabiliyorsunuz. Karakterin son perk'ü de teslim tarihi. Bu avantaj sadece yaralıyken etkinleşiyor ve şu işe yarıyor. Tamir veya iyileştirme eylemi yaparken beceri denemeleri %10 daha yüksek olasılıkla ve rastgele yerlerde çıkıyor. Burada daha yüksek olasılıkla dediği kısım arkadaşlar daha fazla skill check soruyor yani size. Böylece jeneratörü daha hızlı bir şekilde ilerletmiş oluyorsunuz. Beceri denemelerinde başarısız olduğunuz zaman da normale göre %50 daha az gerilemiş oluyor jeneratör. Ve gençler son olarak şöyle bir duyuruları var. Test server'da gelmedi bu yenilik. Birkaç ay sonra ekleyeceklerini söylüyorlar. Oyuna geçici süreliğine yeni bir mod eklenecekmiş. Yani bu mod sınırsız olarak oyunda kalmayacak. Fakat ilk defa gelecek olan bir şeymiş. Modun adı da Işıklar Söndü. Artık nasıl olacak, neler yapacağız göreceğiz. Ama böyle bir şey yapmaları güzel olmuş. Umarım keyifli bir moddur. İzlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Yeni gelen şeylerle ilgili fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.